...LGS'ye son 203 gün... ...çok değerli bir süre... ...bu 203 günde neler yapabileceğimizi tahmin edebiliyorsunuz... ...günde sadece 10 soru çözsek arkadaşlar... ...2030 soru çözmüş oluruz... ...günde 100 soru çözsek... ...20.300 soru çözmüş oluruz... ...ki eminim ki sizler günde 20'den... ...daha doğrusu günde 100'den çok daha fazla soru çözüyorsunuz... ...günde belki 200 soru çözen arkadaşlarımız var... ...300 soru çözen arkadaşlarımız var... ...zaten günde 200 soru çözen arkadaşlarımız da... ...40.600 soru bitirmiş olacaklar... ...bu da LGS 2023 Sözeli... Ve sayısalı hoplatmak demektir. Yani LGS girdiğinde LGS'nin yerle bir edilmesi demektir. İnşallah da çok iyi ulaşacaksınız. Şimdi öncelikle günün motivasyon sözüyle başlıyoruz. Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin. Fakat mükemmel olmak için başlamak zorundasın. Güzel bir cümle. Neden? Bazı arkadaşlarımız hala ya LGS zor, matematik zor, yapamıyorum, vazgeçtim, yazılılar var falan. Buna benzer yorumlarla tam istedikleri performansa başlamamış olabilirler. Yani başlamışlardır ama tam istedikleri gibi değillerdi. Yani böyle hala istedikleri performansa, istedikleri netlere, istedikleri çalışma süresine tam anlamıyla başlanmış olabilirler. Bu da onların moralini bozuyor olabilir. Ama arkadaşlar, mükemmel olmak için bir an önce rüyalarımızdan uyanmamız gerekiyor, gerçekleri yakalamamız için. Yani rüyaları gerçekleştirmenin yolu uyanmak arkadaşlar. Hemen güzel bir şekilde çalışmaya başlamamız lazım. Bunun için de zaten yapmanız gereken net bir şekilde belli. Hemen tablolarınızı oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki örnek veriyorum şöyle. Diyelim ki burası Türkçe dersi. Şöyle TR yazıyorum. Türkçe birinci konu ne? Fiilimsi. İki ne? Cümle nögeleri. Üç. Fiil çatısı. Dört. Cümle türleri. Beş. Sözel mantık. Altı. Sözcükte anlam. Yedi. Cümlede anlam. Fark etmez. Bunları böyle yazdınız mı? Her dersin. Sonra buraya geçtiniz. Matematik. Çarpanlar, katlar, üst sayılar diye gidiyor. Sonrasında buraya videomu izledim. İşte tekrarımı yaptım. Ee, örnek veriyorum. Dinamo'dan soru çözdüm. Taktikli'den soru çözdüm. Birinci kaynaktan soru çözdüm. LGS sorularını çözdüm. ikinci kaynaktan çözdüm diye. Bu şekilde kendinize belli tablolar oluşarak tıkır tıkır ilerleyebilirsiniz. Hatta biz bunu LGS dershanesi öğrencilerimiz yapmaya başladık. Orada gümür gümür sorular çözüyoruz. Oraya da sizleri bekleriz. Şimdi LGS tayfadan e, Melex Vlog. Meleğin Vlog bize soru soruyor. Diyor ki yazılara çalıştığımdan dolayı soru sayım düştü. Bu netlerim etkiler mi? Hayır etkilemez. Neden? Çünkü yazılara da çalışmanız lazım. Yazılarda konular da zaten LGS konuları. Yani yazılılar da LGS'de Milliyetin Bakanlığı kazanımlarından hazırlanıyor. Dolayısıyla yazılarda yaptığınız çalışmalar netlerinizi inşallah azaltmayacak. Ama hemen soru çözerseniz. Çünkü bize LGS'de hemen bakalım. LGS açıyorum. Evet bize LGS soru soruyorlar. O zaman biz bol bol soru çözmemiz lazım. Ne kadar çok soru çözersek o kadar LGS'de başarılı olabiliriz. Matematik kazanım yapıyorum ama yeni nesile gelince çok az yapabiliyorum. Lütfen tavsiye verin. Yeni nesil matematikle alakalı arkadaşlar. ...atak kampımız geliyor. Hatta burada... E, ...sevgili Melek şöyle bir soruda sormuş. Atak kampında, atak yapmayanlar... ...daha doğrusu ara tatile çalışmayanlar da... ...nasıl değişiklikler meydana gelecek merak ediyoruz demiş. Arkadaşlar, ara tatil kampımız... ...yani atak kampımız geliyor. Burada tamamen yeniletsiz sorularla alakalı... ...matematik, Türkçe, fen... ...inkılapla alakalı... ...mükemmel bir kamp hazırladık. Burada matematikte... ...sizler için problem bankasından... ...ve dinamo soru bankalarından ödevler vereceğiz. Problem bankası tam da Melek'in... ...sorduğu soruya cevap veren bir... Banka nasıl bir banka? Hemen göstereyim. Burada arkadaşlar normalde yenisi sorular böyle resimli iğrenç oluyor değil mi? Yani uzun uzun böyle gö göz korkutucu oluyor. Hatta şöyle bir tane LGS sayısalı alalım bakalım. LGS sayısalı açıyorum şöyle. Bismillah diyorum. Kutu, resim, resim. Resim, resim. Geçiyorum. Resim. Resim, kutu. Resim, resim. Ya bir tane resimsiz soru Allah rızası için. Hayır hep resimli, hep böyle kutulu, şekilli sorular soruyor. E ne demek istiyorsunuz hocam? Bu resimli sorular da bizi ürkütüyor. Bu resimli sorular bizi böyle hayattan soğutuyor. Ya yeter artık diyoruz. Yani size Allah alsın siz artık diyoruz. Gerçekten nefret ediyoruz. Ama 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 LGS'de çıkıyor. E ne yapacağız? O zaman biz bu LGS'deki yeni nesil bu resimli sorular için süper bir kitap hazırladık. Ara tatil kampımızda buradan süper ödevler vereceğiz. Şimdi diyelim ki matematikte ilk konumuz ne? Çarpanlar katlar. Çarpanlar katlardaki en basit iki tane işlemli soruyu bile böyle bir resimli soruyoruz size. Yani gene yeni nesil düşünmeye dayalı ama zor değil. Sonra biraz daha zorlaştırıyoruz. Sonra biraz daha. Sonra biraz daha bak. Temelden ortaya gidiyor. Gittikçe renk yeşilden mora doğru gidiyor. Neden mor hocam? Çünkü burası zor olacak. Burada artık 4-5 adımlı tam da LGS tarzı bir soru olmuş olacak. Bazen LGS'de böyle sorular da gelebilir. Yani bu kadar değil de bu kadar zorlukta da gelebiliyor. Ama önemli olan çarpanlar katlarda çözdüğünüz her bir sorunun yeni nesil resimli, düşünmeye dayalı, muhakemeyi güçlendiren sorular olması. Sen böylece bu tarz soruları da yapabildikçe bu tarz sorulara karşı ön yargılarını atıyorsun. Ya ben bu tarz soruları da yapabiliyorum ya diyorsun. Belki bunlarda takılıyorsun. Belki bunlarda kara okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan dinlemek zorunda kalıyorsun ve hiç yapamıyorsun bile belki. Ama önemli değil. Zamanla artık bu soruları da yapmaya başlayacağız. Ve zamanla böylece LGS sayısaldaki bu bizi gıcık eden soruları da rahat rahat yapacağız arkadaşlar. Hiç endişelenme. Sadece birazcık daha sabır ve ön yargıları yıkmak. Ön yargıları yıkamazsak bir şekilde gerçekten zorlanırız. Ama ön yargıları yıktığımızda bunları yapabildiğimizi gördükçe üstü ifadelerde, kareköklü ifadelerde, sonrasında olasılıkta, sonrasında veri analizinde, cebirsel ifadelerde, eşitsizliklerde her bir konuda tamamen yeni nesil sorular. Her soru yeni nesil. Ama bazıları kolay yeni nesil. Bazıları orta. Bazıları zor yeni nesil. Buradan çözeceğiz arkadaşlar. Atak kampımızda hep beraber mükemmel bir şekilde atak geçeceğiz. Bir de Dinamo setten ödevler vereceğiz. Dinamo sette biliyorsunuz Dinamo soru bankaları daha avantajlı bir şekilde geliyor. Açamadım. Of ne kadar ağırmış ya. Gerçekten kendimi güçlü zannediyordum ama gücüm yetmedi. Din. İngilizce, matematik, fen, inkılap tarihi, Türkçe her biriyle alakalı Ekstra dijital sorular oldu bu kitaplarda. Yeni nesil ve orta seviye sorular fazlasıyla var hatta. Soruların zorluk seviyesine yazık arkasına bakın. E, 117 pro seviye, 1152 zor seviye, 1968 orta seviye, 747 temel seviye soru var. Dinamo setteki kitaplarımız Dinamo setle birlikte daha avantajlı halde sizlere ulaşıyor. Burada yazılı provaları bile test şeklinde. Çünkü biliyorsunuz LGS senesinde bize normal yazılı sorusu yerine test soruyorlar. Atak kampımızda hem Dinamo sette kitaplarımızdan hem de yeni nesil problem bankası süper ödevler vereceğiz. Bunları açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ulaşabilirsiniz. Atak kampına 14 Kasım'da başlıyoruz. Matematik Türkçe Fen ve İnkılap'ta yeni nesil soru çözümleriyle direkt branş özelliğine taktiklerle rehberlik motivasyonla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bizler Tonguç Akademi olarak sizlere YouTube'daki kamplarımızla, kitaplarımızla ve tonguçakademi.com'da efsane rehberliklerimizle, canlı yayınlarımız ve dershanemizle destek oluyoruz. İnşallah sizler de hayallerinizdeki yolculukta sıkı sıkıya çalışıyorsunuzdur. Bizler öğretmenler olarak sizlere kapı açıyoruz. Aman çalışarak içeri girecek olan sesiniz. Ben size derim ki arkadaşlar bu kitabı alın çözün mutlaka çok güzel derim. Ama videoları izleyerek bu kitabı aldıktan sonra buradaki sorulara takıldığınızda çözümlerini dikkatli bir şekilde izleyerek pekiştirerek LGS'yi kazanacak olan sizlersiniz. Ben şimdi gitsem beni LGS alın desem beni kovalarlar. Merhaba ben 2023 LGS gelmişim desem beni kovalarlar. Gerçekten okul idaresi peşime bekçiyi takar. Ama sizler inşallah çalışacaksınız ve o güzel liseleri, o güzel fen liselerini, Anadolu liselerini inşallah sizler kazanacaksınız. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bizler buradayız. Sizlerin her bir yorum bizler için çok değerli. Yorumlarınızı sakın yazmayı unutmayın, hadi bakalım.